yol almaya devam ediyoruz. Bugün konuğumuz yakından tanıdığınız bir isim. Avcılar Belediye Başkanı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avcılar Belediye Başkan adayı Sayın Turan Hançerli. Sayın Hançerli, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Yoğun bir süreç devam ediyoruz. Ve yıl sonu. Dolayısıyla yıl sonuyla ilgili, yeni yılın umutlarıyla ilgili çalışmalar var. Bir de aslında aralığın sonu, ocağın neredeyse başı olacak. Hı hı. İnanılmaz bir hava. Aslında bize biraz daha fazla sahada çalışma şansı da sunuyor. Hı. Ama mevsim pek şey değil yani. Sıcak bahar mevsimi gibi devam ediyor. Korkarım ağaçlar, çiçekler erken mi açar acaba? Erken açacak. Erken mi açar acaba? Tabii siz mevsim sahada çalışma imkanı veriyor diyorsunuz ama 4,5 yıldır, 5 yıl oluyor artık. Evet. Zaten avcılarda sürekli sahadasınız değil mi? Ben şimdi kısa bir bilgi izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Siz gerisini tamamlarsınız. 1975 Tokat doğumlusunuz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunusunuz. Zaten bir avukat olarak, evet, sizi tanımlarken, anons ederken de sıklıkla ediyoruz. Sonra Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukukunda yüksek lisans yaptınız. Doğru. 1993 yılı kaza geçirdiğiniz tarih ve o kazada iki kolunuzu kaybettiniz. Ama hayata kazadan sonra daha mı sıkı sıkıya tutuyorsunuz? Aha, güçlü ve daha da yukarıya çıkmak şeklinde oldu. Hı hı. Evet, büyük, kötü bir gündü. Zor zamanlar geçti ama o zor zamanların bizi güçlendirdiği, daha da güçlü kıldığı doğru. Diğer yandan güzel bir örnek de umudu hiç yitirmemeye, hayata sıkı sıkı tutunmaya dair ve başarılara dair güzel bir örnek de. Evet. Çalışmalarınızı devam ettirdiniz, aktif olarak avukatlık yaptınız, engelli hakları üzerine... Aslında ben tabii sivil toplumcu olarak tarif ediyorum kendimi. 25 yıl hiç aralık vermeden, hiç ara vermeden 25 yıl sivil toplumda aktif görevler üstlendim. Hı hı. Ana maddesi tabii ki engelliler, yani yoksulluk, yani gelir adaleti, yani özellikle eşitlik talebine ilişkin çalışmalar yaptık. Yaşlılarla, ekonomik zorluklar yaşayanlarla ilgili çalışmalar yaptım. Sivil toplumda aktif görevler üstlendim. Türkiye Sakatlar Derneği, Engelliler Konfederasyonu, Federasyon ve tabii denge denetleme ağı, ülkemiz için genel siyaset önemliydi. Siyaset yapmak gerekti. Neden? Çünkü sivil toplumda verdiğiniz onca gayret, onca çaba gelip siyasetin önünde bekler haldesiniz. Kapıyı çalıyorsunuz, açan yok. Çalıyorsunuz, açan yok. Dedik evet, siyaset yapmak lazım. Çünkü çözüm orada, güç orada. Başladık siyaset yapmaya. Nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi ile nasıl yollarınız kesişti? Tabii hep çok kullanılır. Yani çok klasik bir laftır. Biz babadan, dededen, atadan, hı hı, Cumhuriyet Halk Partiliyiz diye ifade edilir. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat, tabii eşitlik konuşan, yoksulluk konuşan, adalet konuşan biri için siyaset yapılacak parti otomatik tarif ediliyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat bir partide siyaset yapma gereği vardı. Yakındık, üye olduk yani ve çalışmalara başladık. Her aşamada çalıştık. Yani tek şunu söyleyemem, yani bayrak asamadım evet falan. Ellerimden kaynaklı bayrak asamadım ama pankart, bayrak asan arkadaşların yanında oldum, öyle diyebiliriz. Yoğun çalışmalar oldu. Meclis üyeliği, kısa bir meclis üyeliği oldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Avcılar Belediye Meclis Üyeliği yaptım 10 ay kadar. İstifa ettim. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyeliği 2 dönem üst üste yaptım. Milletvekili adayı oldum. Kıl payı kazanamadık ama Avcılar Belediye Başkanlığı oldu. 5 yıldır da yaklaşık Cumhuriyet Halk Partisi'nden tüm kente, hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin, şu an 452 bin olan avcılarlı hemşehrilerime eşit, adil hizmet ürettim. Sadece insanlara değil, tabii kentte
canlıların, diğer canlıların da yaşadığını bilerek hizmet ettim. Doğayı, doğaya uyumlu davranarak hizmet ettim. Yani doğayı korudum demiyorum. Doğaya uyumlu davrandık. Doğa ve çevreci yaklaşımlarla kenti koruyan, kentteki tüm yaşayanları koruyan ve onların geleceğini güvence altına alan bir çalışma yürüttük. Çok gururluyum, çok mutluyum ve özellikle yaptığımız şeylere şöyle bir dönüp bakınca evet, büyük işler başardık. Çok büyük işler başardık. Hem de kısa 5 yılda. Hem de bu 5 yıl özellikle avcıları da etkileyen 5.8 bir Silivri depremi. Akabinde tabii yine Malatya, İzmir, Düzce ve tabii bizi, hepimizi kahreden, hepimizi çok derinden yaralayan Kahramanmaraş. Yani 11-12 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremi ve 2 yıl kadar süren pandemi ve yine başka bir 2 yıldır da bitmeyen, belki de tarihinin en uzun kriziyle 5 yıl. Bu zorluklara rağmen inanılmaz başarılı, inanılmaz büyük işler başardığımız bir 5 yılı, yaklaşık 5 yılı geride bırakıyoruz. Şimdi buradan şunu anlıyorum sizin söylediklerinizden. Geride kalan görevde olduğunuz o süre, ki hala Avcılar Belediye Başkanısınız. Evet, tabii. İçinize siniyor. Çok. Çok mutluyum. Şimdi yarım kalan projeler var mı? Buna başladım, tabii, bitireceğim dedikleriniz var mı? Şiva. Ona geleceğim. Ayrıca aslında doğayla uyumlu davranmanın nasıl olduğunu da biraz açmanızı isteyeceğim. Tabii. Aslında proje dediğiniz şey başlayıp biten bir şey değil. Hmm. Yani biz gelecek yüzyılları kuran bir avcılar inşa ediyoruz. Gelecek yüzyılları düşünen bir avcılar. Hani böyle tarihler verilir. Biz de verdik. Avcılar 2029 dedik mesela. 2029'a geldiğimizde avcılarda nelerin temel olarak çözüleceğini söyledik. Ama devam edecek tabii ki. Tabii. Zeytin ağaçları diktim. Hem de 300 yaşında, 500 yaşında Kaz Dağları'ndan kurtardığımız zeytin ağaçlarını avcılara taşıdık. Şimdi Kaz Dağları'ndan kurtardığımız dediniz. Kurtardığımız. Bu önemli. Çünkü orada yapılan, oradaki inşaatlar nedeniyle, yol inşaatı, bina inşaatı nedeniyle kesilen, yakılacak, yok olacak bini aşkın, 1200'ü buldu, yüzlerce